Selam arkadaşlar, Eren Çal diye bir arkadaşımız uzun süredir 4 mevsim monte eldiven, kask, ayakkabı bir kombin bekliyor. R25 için bekliyordu bu kombini. Ben tabii hani mağazaya haftada bir uğradığım için bunu anca çekebiliyorum. İlk önce kasktan başlayayım. Yani R25'e uygun kask örnekleri biraz daha spor sürüşe uygun kasklar olabilir. Ama hani uygun fiyatlı bir şey istiyorsan yine hani biraz daha dayanıklılığı kanıtlanmış, biraz daha hani üst fiyatta olabilecek iki tane örnek var elimde. Bir tanesi LSK'nin vektör vantajı var. Onu göstereyim hemen. Şu şekilde. Hatta bunu daha yakından göstereyim. Sonra arkadaşlar yakından göstermiyorsun diyor. Şu şekilde bir detayı var. Bu hani detayları görmeniz için ben yakınlaştırdım ama bunun detaylarını zaten biliyorsunuz. Geniş bakış açısı, bir burun pedi, ön havalandırma kanalı, üst havalandırma kanalı, arka hava çıkış kanalı. Ve bu 1350 gram, 1300 gram civarında bir kask ve güneş vizörlü bir kask tabii ki. Güneş vizörü de şuradan açıp kapanıyor. Detaylarına gelecek olursak mikrometrik bağlantısı var, iç petleri güzel, iç dinamiği güzel, az ses alan kasklardan bir tanesi. Kalın bir ön cama sahip, kapanıyor yüksek hızda açılmaması için tık diye ve pin lock bağlantıları var şu yanlarında. Şöyle bir detaya sahip bu olabilir. İkincisi, şu da Shark Spartan kask. Bu kaskı biliyorsunuz zaten. Daha önceden de ben bu kaskı tanıtmıştım. Şöyle Double D bir bağlantısı var. İç petleri gayet güzel. Bence LSK'den biraz daha güzel hatta önce tanıttığım. Bu kaskın yine üst havalandırma kanalı, ön havalandırma kanalı, geniş bakış açısı var ve burun pedi var. Çene pedi şurada şu şekilde açılıyor. Şöyle kapanıyor. Double D bağlantısı, iç petleri, iç dinamiği güzel bir kask. Ve bu kaskın hani şurada şu üst kısmında güneş vizörünü açma yeri var. Şu şekilde göstereyim. Hani detaylarını da göstermiş olayım. Şu tepe kısmından açıp kapanıyor. Şöyle. Ve bunun da pin lock bağlamak için yerleri var. Pin lock biliyorsunuz buğuyu engellemek için. Ve bayağı oturaklı, bayağı güzel bir kask. Bunların tabii bunun fiyatı LSK'den biraz daha yüksek bir kask. Üst tarafında havalandırma kanalını açabiliyorsunuz. Geniş bakış açısına sahip ve iyi kasklardan bir tanesi. Yani benim hoşuma giden kasklardan bir tanesi. Hani iyi kask olarak mesela HCC FG17 o da olabilir. Ama şu anda bizim mağazamızda yok. Neyse, şimdi bunlar kasklar. Şimdi 4 mevsim monta gelince, hani spor sürüşler için 4 mevsim mont, deri mont almak gerekiyor. Deri montların fiyatları biraz daha yüksek. Mesela Magna'nın deri montu alınabilir bence. Yani R25 sürüşü için ve hız motoru için güzel bir seçenek. Onu daha önceden sunmuştum. Daha uygun fiyatlı olan Venom, kargo modeli var. Bu 3 mevsim bir mont. Magna montu ise 4 mevsim yiyebilirsiniz ama yazın sırılsıklama olacağınıza eminim. Bu en azından bir tane astarı var. O astarı çıkarttığınız zaman yaz sürüşüne uygun şekilde kullanabilirsiniz. Ama hani kışın ben çok soğukta süreceğim diyorsanız Magna mont bence sizin tercihiniz olmalı. Ama yazın hani onunla sürüş yapayım derseniz gerçekten çok terlersiniz. O yüzden ben onu kargoyu çıkarttım. Bir tane daha, biraz daha hani dik oturuş pozisyonuna uygun elinde bir mont var. Yine Magna'nın Sunrise modeli var. Onu da alabilirsiniz. Ama hani bu da 3 mevsim bana yeter diyorsanız, kışın çok soğukta kullanmayacağım, yağışta çok fazla kullanmayacağım diyorsanız Venom kargo alabilirsiniz. Çünkü bunun da hani hem dirsek hem omuz hem sırt koruması olan bir mont. Bir de geçirgen bir yapısı var. O yüzden de iyi. Hani şöyle yakından o geçirgen yapıyı göstereyim. Şu şekilde geçirgen delikli bir yapısı var. Burada umarım görünüyordur. İç yapısı da böyle. Şuradan astarı çıkıyor. Arka tarafında, omuzlarında ve şuralarında körük mekanizması var. Arka tarafı file doku. Şu belinde cırt cırtı var. Ön tarafında tabii ki fermuarı var. Ve bununla hani
En azından şu boyun kısmı da çıt çıtla kapanıyor. İçini açtığınız zaman da cepleri var. Diğer tarafında da bir tane cebi var şöyle. Bu da alınabilir. Yani daha uygun fiyatlıdır. Bunu kullanabilirsiniz. Yani ikinci bir seçenek. Biraz daha hani bu da çok R25'e çok uygun değil ama bu Revit Eclipse modeli olabilir. Yine bu yazlık bir model. Tamamen yazlık bir model almaya karar verirsen bahar sürüşünde, yaz sürüşünde bu Revit Eclipse'i kullanabilirsin. Kol içi ayarlamaları var. Çıt çıtlı bir boynu var. Fermuarı var. Yan cepleri, bel ayarlaması. İçi hava alabilir dokuda. Yazlık seçenek arayanlar için bu olabilir arkadaşlar. İç cepleri var. File dokusu bayağı bir geçirgen. O yüzden yaz sürüşlerinde, bahar sürüşlerinde iyi performans veriyor. Arka tarafı bu şekilde. Ön tarafı bu şekilde. Yine tabii ki omuz dirsek korumaları var. Bunu Revit sırt koruma ile beraber göndermiyor. Yani ithalatçıdan sırt korumasız geliyor. Sırt korumayı kendiniz alıyorsunuz. Bu da bir şekilde. Bu olabilir ama hani bu birazcık uzun. Hani spor sürüşe aşırı uygun değil. Ama yaz sürüşlerinde kullanılabilecek montlardan bir tanesi. Şimdi Makna'yı getireceğim. Makna'nın deri montunu getireceğim. Makna'nın deri montu da buydu zaten. Şu şekilde gösterebilirim. Yani gerçekten güzel. Mesela bu X large. Bunda da hani şöyle bir şey var. Diyelim siz large giyiyorsunuz. Bunda X large almanız gerekiyor ki hani tam olsun size. Bunda hani 4 mevsim kullanabilirsiniz ama önceden de dediğim gibi 4 mevsim kullanırken yazın bu terletecektir bayağı. Makna bir pantolonla birleştirebiliyorsunuz altını kaymasın diye. Yine hani tabii ki omuz dirsek korumaları var. Sırtında bir tane sırtında bir tane hörgüç var. Hörgücü de şöyle gösterebilirim. Ondan sonra şuralarında destekleri var. Bu kısımlarında körük mekanizması var. Dirseklerinde ve dirsek üstlerinde yine körük mekanizması var. Dirsek korumaları var. Bilekleri fermuarlı şekilde yapılmış. Ön taraftan böyle. Burası cırt cırtlı, fermuarlı ve iç tarafı da bu şekilde yapılmış. Arka tarafındaki şu kısmı görüyorsunuz. Şuradan sırt korumasını çıkartabiliyorsunuz. Sırt koruması bel kökünüze kadar gidiyor. Bu mont ilk seçenek olabilir. Sonra hani uygun fiyatlı olabileceğini düşündüğüm Venom Cargo olabilir. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi eldiven seçeneklerine geçelim. Eldiven seçenekleri işte şöyle. 3 tane seçenek çıkarttım. Onların linklerini paylaşacağım zaten. Bir tanesi Fiberglass'un Arus 3 Mini. Bunlar da hani ölçü cetveline bakın öyle alın. Ne gibi özellikleri var? Bunun için de yakına geleyim. Şu gibi özellikleri var. Bilek koruması şurada, sert bir bilek korumasına sahip, iç tarafı ince bir yapıda. Yani 4 mevsim bir eldiven değil, bu yazlık bir eldiven. Yumruk koruması var. Eklem yeri korumaları çok soft, yani çok ince. Hani düştüğünüzde parmakların kırılmasını engelleyemezsiniz. Hani yüksek bilekli de değil, sadece şu şekilde cırt cırtlı yapılmış. Şuradan. Ondan sonra şuradan cırt cırt öyle bir yapışmış ki bunun gerçekten iyi. Şöyle de bir ek yeri var şurasında. Şöyle cırt cırtı. Ve bu Fiberglass Arus 3 Men olabilir. Hani senin kendi motoruna göre renklerini alabilirsin. İkincisi Venom'un bu modeli. Bu modelin adı da D02 kısa siyah kışlık mevsimlik aslında deri eldiven diye geçiyor. Deriyi tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü deri eldivenle biliyorsunuz asfalt yaralanmalarında daha az zarar görüyoruz. Bunun da yine hani şu iç korumaları var. Parmak koruması var. İçi ve dışı deri olduğu için daha fazla koruyacaktır. Bilek üstü koruması var. Bileğin yan tarafını, parmak yanlarını. Körük mekanizmaları var gaz hassasiyeti için. Şu kısımlarında yine eklem yeri korumaları var. Ve bu da alınabilecek uygun fiyatlı eldivenlerden bir tanesi. R25 için olabilir bence.
Üçüncü ise Skoyko'nun modeli. Skoyko tamamen yazlık bir model. Ve bu modelin yine eklem yeri korumaları uzunca yapılmış, bol delikli bir model. Bilek koruması yok, baş parmak koruması ince yapılmış. Yani bu kısmen sizi koruyabilecek şekilde yapılmış bir eldiven. Skoyko'da alınabilir, uygun fiyatlıdır ama sizi tam korumayacaktır. Aklınızda olsun. Bence hani en korumalı olan eldiven. Bu arada Venom yazlık eldiven alırsanız onlar kısmen sizi koruyacaktır. Bir de şey vardı. Şurada Teş90'ın pantolonu var. Teş90 modelini biliyorsunuz zaten. Ben bunu daha önceden de paylaşmıştım. Bu hani en sevilen, en bilinen modellerden bir tanesi. Yani daha önceden de tanıttım. Bunun hani siyah rengi de, tava rengi galiba daha farklı bir modelde vardı. Bu da alınabilir. Bu hani en azından bu City modeli, bu şu kısmında korumaları var. Kevlar bir koruma içeriyor ve kalça koruması var. O yüzden zaten bunu tavsiye ediyorum. Bu da 700 lira, 800 lira civarında olması lazım. Bu da 1200-1300 lira. Biraz dolar arttı galiba. Bunların fiyatları da biraz arttı. Bunu hani özel dikişli olduğu için ve yazlık bağırlık olduğu için tavsiye ediyorum. Eğer yani yazlık bağırlık değil de Revit'in kışlık 4 mevsim olabilecek şekilde iç astarı çıkabilen bir tane modelini alırsanız o da 4 mevsimlik olabilir. Ama hani spor sürüşüne birazcık daha hani R25 için deri tamamen alınabilir. Deri tulum alabilirsin tamamen. Tabii deri tulumlar en azından 6-7 bin liralardan başlıyor. Ama böyle bir ekipman toplarsan yine bir 4 bin liraya falan toplarsın. Güzel bir şey toplarsın bence. Benim önerilerim bunlar. Ha bir de bot vardı. Botta da iki tane model sunuyorum. Bunlardan bir tanesi bu daha önceden de tanıttığım Rockwell'in DNA modeli. Bu kısa modeli, uzun modeli de var bunun. Bunun detaylarını da göstereyim yakından. Şu şekilde bir bot. Yani yanında bir tane çantası var. Şurasında fermuarı var. İçi terletmeyen bir yapıya sahip. Ön tarafında da fermuarı var. Tamamen açılıyor böyle. Körük mekanizması var. Burasında körük mekanizması var. Şurasında ve şurasında körük mekanizması var. Kaydırmayan bir taban yapısına sahip, işte mazotta, yağda filan kaydırmıyor. Rockwell'in bir botu. Tabii ki hani burun, vites, bilek ve topuk koruması var. Tabanı güzel, hoşuma giden ve uygun fiyatlı olduğunu düşündüğüm modellerden bir tanesi. Bir de TCX'in modeli var. Bu da TCX X5 diye geçiyor. X5 EO diye geçiyor. Çok pardon. Bu Gore-Tex bir çizme, biraz daha uzun, özellikle ön tarafında iyi bir koruması var. Yine tabii ki hani vites koruması var, burun, topuk ve bilek koruması var. Yine çırpçırpı bir model, şu şekilde yine içinde bir fermuar ve bir ek yeri var. Bu da ayağı terletmeyecek şekilde yapılmış bir iç yapıya sahip. Kaydırmaz taban mı emin değilim ondan, sanırım değil zaten. Benim R25 için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Hepsinden sunmaya çalıştım. Farklı kask da seçebilirsiniz tabii. Ben birkaç tane link ekleyeceğim bunlara. Daha önceden de eklediğim linkler vardı zaten. R25 için paylaştığım videolar da vardı. Onlara da bakabilirsiniz. Onlarda farklı seçenekler sundum ben. İsterseniz onlardan da yararlanabilirsiniz. Onların linkini de koyarım ben buraya. Umarım yararlı olmuştur. Eren, iyi sürüşler.